İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Milan'ın Ermeni toplumu ve Batı Ermenistan. Ermenistan Cumhuriyeti'nde parlamento için seçim kampanyası başladı. Fransa'da gergin durum. Suriye medyasına göre Halep'e gerçekleştirilen kimyasal saldırıdan 107 kişi etkilendi. Uluslararası Koalisyon Derzor yerleşim bölgesine hava saldırısında bulundu. Aynı aileden 14 kişi öldü. Dicle Nehri üzerindeki en büyük hidroelektrik barajı neredeyse hazır. Ermeni müziği, dolma, harisa ve şarap. Konstantinopolis'in Ermenilerle yoğun Şişli bölgesinde Ermeni kültürüne adanan bir gece gerçekleştirildi. Milan şehrinin Ermeni toplumu başkanı Bayan Marina Mavya'nın himayesinde davet edilen Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti Cenevre Fahri Konsolosu Simon Daronyan, Batı Ermenistan ve Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü konusunda konuşmalarda bulundular. Milan'daki Ermeni toplumu birkaç yüz aile üyelerinden oluşmaktadır ve bunlar Kaza Armena, Ermeni evi etrafında organize olup toplantılar, sohbetler, konserler ve konferanslar gerçekleştirmektedirler. Başkan Armena Gabrahamyan bir buçuk saat süren konuşmasında Doğu Lejyonu'nun oluşturulması, buna Ermeni gönüllülerin kaydedilmesi, ayrıca Paris, Versailles, Londra ve San Remo konferanslarından doğan Batı Ermenistan'ın hukuki durumunu, Batı Ermenistan ve Batı Ermenistan Ermenilerin hakları temelinde bugünkü mücadeleyi anlattı. İleri sürülen belgelerden çok etkilenen izleyiciler, Batı Ermenistan Başkanı'nı bir saatten fazla bir süre Batı Ermenistan Ermenilerin hak ve hukukları, bununla kültürel mücadele yolları ile Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nı ilgilendiren soru yağmuruna tuttular. Ermenistan Cumhuriyeti'nde olağanüstü parlamento seçim kampanyası bugün başladı. Seçimlere Ermenistan Cumhuriyetçi Parti, Vatandaş Kararı, Ermeni Devrimci Taşnak Sütün Partisi, Benim Adımım, Aydınlık Ermenistan, Hristiyan Demokrat Diriliş, Ulusal İlerleme, Biz İttifakı, Yasalar Ülkesi, Sasnadırer Müreffeh Ermenistan Partisi olmak üzere 9 parti ve 2 ittifak katılmaktadır. Propaganda için yasal süre 12 gündür ve bu süre 7 Aralık'ta sona ermektedir. Parlamento seçimleri 9 Aralık'ta gerçekleşecek. Anayasaya göre parlamento üyeleri 5 yıllığına seçilmektedir ve Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu 101 kişiden oluşmaktadır. Devlet Başkanı Macron'un 31 Ekim'de West France ile yaptığı röportajda sarf ettiği "sanki biz şimdi uluslararası savaş zamanını yaşıyoruz" sözlerini duyduğumuzda şok yaşadık o açıklamada uluslararası savaş durumuna vurgu yapması hiç de yerinde değildi. 11 Kasım'da Ateşkes'in 100. yıl töreninde 15 gün sonra aynı şekilde Şanzelize patlamaya hazır bir durumla karşılaştı. Ateşkes'in 100. yılında Başkan Macron tarafından gösterilen tutarsızlıktan sonra Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armene Gabrahamyan, Batı Ermenistan Fransa'da bu tür şiddet gösterilerini arzulamaz dedi. Bu hafta 24 Kasım'da pek çok sarı yelekliler seslerini duyurmak için Şanzelize'ye doğru yürüyüşe geçti. Ancak bu Paris gösterisi bazı gruplar arasında çatışmalara neden olan bir politik savaşa dönüştü. Aynı şekilde tüm Fransa'da özellikle trafik noktalarında ve yollarda birçok barış etkinliği düzenlenmektedir. Paris'teki etkinlik Eiffel Kulesi'nin yanında bulunan Marsilya sahası çevresinde gerçekleşecekti. Ancak Fransa'nın başkentinde bulunan 8 bin sarı yeleklerin büyük çoğunluğu daha anlamlı bir yer seçtiler. Akaryakıta yapılan zamma karşı kendi öfkelerini gösteren daha sembolik bir yeri tercih etti. Fransa İçişleri Bakanı'nın belirttiğine göre yaklaşık 5 bin kişi sabahtan Şanzelize'deki Concord Meydanı'nda buluştu. Fakat gösteride bulunan bazı gruplar ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gösteriyi bastırmak için göz yaşartıcı gaz ve su kullanıldı. Protestoculardan bazıları milli marşı söylerken diğerleri ise ellerinde Macron uzaklaş ve Macron hırsız pankartları taşıyordu. Paris Polis Teşkilatı tarafından yapılan ilk rapora göre Göstericilerden 8 kişi tutuklandı. Paris ve çevresinden otomobil, otobüs veya trenle seyahat eden göstericiler taleplerine dikkati almayan yöneticiye baskı yapmaya niyetleniyorlar. Sosyal ağlarda Fransız vatandaşlar adıyla açıklamalar yapılıyor. Sarı yelekliler Başbakan ve Ekolojik Değişiklikler Bakanı ile görüşme talep ediyor kendi fikirlerini ifade etmek istiyorlar. Macron yönetimi ise biznes için olumlu politikalarıyla bilinmektedir ve fiyatlardaki artışın fosil yakıtların bağımlılığına ve kirlenmesine karşı bir önlem olduğunu kaydetti. Suriye ve uluslararası basın mensuplarının belirttiğine göre Cumartesi günü Halep'e yapılan kimyasal saldırıda aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 107 kişi yaralandı. Bu kişilerde nefes alma ve değişik derecelerde görme zorlukları tespit edildi. Saldırıda klor gazının kullanıldığı ileri sürülüyor. Suriye Devlet Başkanı Başar al-Asad yönetimi silahlı muhalefetin kimyasal saldırı silahlarıyla donatılmış olduğunu iddia etmektedir. Silahlı muhalefet ise Suriye ordusunu suçluyor. Suriye yönetiminin müttefiki Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Igor Konashenkov, Halep'teki durumu incelemek için bir grup Rus uzman gönderdiklerini söyledi. Kimyasal silahların kullanımında Birleşmiş Milletler hem Suriye hükümetini hem de silahlı grupları suçlamaktadır. Son birkaç gün içinde Suriye'deki durum tekrar kötüleşti. Bir ay önce illipte silahtan alındırılmış bölge oluşturulmasında anlaşmaya varılmasına rağmen kadın ve çocukların da bulunduğu en az 9 sivil hayatını kaybetmişti. TAS Ajansı'nın Suriye Devlet Ajansı Sana'dan aktardığı bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği terör karşıtı koalisyon savaş uçaklarının Suriye'nin Derzor eyaletinin eşraf yerleşim yerine yaptıkları hava saldırısında en az 14 sivil öldü. Ajans kaynaklarının verilerine göre ölenlerin hepsi aynı aile mensubu. Geçen hafta boyunca Derzor'un farklı köy ve kasabalarına bir dizi hava saldırısının yapıldığını ve bunun sonucunda düzinelerce insanın öldüğünü hatırlatalım. Terör örgütlerinin bugün Halep'te gerçekleştirdikleri kimyasal saldırı sonucu 107 kişinin solunum yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını belirtelim. Halen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Dicle üzerinde inşa edilen en büyük altyapı projelerinden biri. Mardin ve Şırnak şehirleri arasında inşa edilmekte olan ısı hidroelektrik santrali 8.5 milyar liraya yaklaşık 2 milyar dolara mal oldu. Baraj 14.4 milyar metreküp kapasitesine sahip. Barajın yüksekliği 135 metreyi buluyor. 6 türbünün çalıştığı hidroelektrik santralinin gücü 1200 megawatttır. O yılda 4.12 milyar kilowatt saat elektrik üretecek. İnşaat çalışmalarının %90'ı bitmiş durumda olan baraj, bazı verilere göre su toplama işlemine başlayabilir. Konstantinopolis'teki Ermeni Gazetesi olan Haytertin belirttiğine göre, Konstantinopolis'in Ermenilerle yoğun Şişli ilçesi yöneticileri Kültürler birbirine bakıyor faaliyeti çerçevesinde Şişli'nin Feriköy Mahallesi'ndeki bir kültür salonunda Ermeni gecesi düzenledi. Ermeni, Türk ve diğer milletlerden sanatçılar, düşün ve toplum insanları ile sıradan şişli halkı geceye renk kattı. Ermeni müziği eşliğinde açılan faaliyette misafirlere Ermeni dolması, harisa, şarap ve tatlılar sunuldu. Ermeni kültürü ve gelenekleri hakkında konuşmalar gerçekleştirilirken Ermeni konulu kitaplar da sergilendi. Kültürler birbirine bakıyor faaliyeti çerçevesinde Şişli yönetimi İlk 4 hafta içerisinde ayrıca Yunan, Yahudi ve Alevi kültürlerine adanmış özel geceler de düzenleyecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı halk dansları topluluğunu sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.